Gün Medya sunar. Şahin isen uçacaksın, yoksa yerin kafes olur. Günlerden birinde bir krala iki harika Şahin hediye edilir. Kral bu zamana kadar böyle ihtişamlı Şahin görmemiştir. Bu değerli kuşları eğitmesi için bir Şahin eğiticisi çağırır. Günler, haftalar, aylar geçer, Şahinlerden birisi gökyüzünde asil bir şekilde süzülerek uçar. Ancak diğer Şahin geldiği günden beri üzerinde bulunduğu daldan bir türlü ayrılmaz. Kuş eğitmeni ne yaparsa yapsın bir türlü uçurmayı başaramaz. Bunun üzerine kral ülkedeki pek çok Şahin eğiticisini seferber eder. Ama yine de kimse bu Şahin'i uçurmayı başaramaz. Sorup soruştururlar başka eğitmen kaldı mı diye. Tek bir kişi kalmıştır ve kral onu çağırtır. Kralın emriyle o eğitici de saraya getirilir. Kral ertesi gün uyandığında camdan bakar. Bir de ne görsün her iki şahin de muhteşem bir şekilde uçmaktadır. Gözlerine inanamaz. Koşar adımlarla eğiticinin yanına gider ve ''Nasıl başardın bunu? En az on eğitici geldi başaramadı. Sen nasıl yaptın?'' diye sorar. Eğiticisi sükunet içinde cevap verir. ''Çok basit ve kolay oldu kralım. Sadece kuşun üzerinde durduğu dalı kestim.'' Kısadan ise mi?'' İki boyutla bakalım. Birincisi, eğer eğitmensek, at gözlüğü takarsak çok boyutlu göremeyiz. Yanlış noktada çözüm arar, debelenir dururuz. Dikkat edin hikayemize. Eğitmenlerin hepsi Şahin'e odaklanmışlar. Dalı ve dal kesilince Şahin'in uçmak zorunda kalacağını görmemiş, düşünememişler bile. Aklını kullanmak deriz ya, analitik, çok boyutlu ve çözüm odaklı olabilirlilik bambaşka bir özelliktir. Onlarca eğitmen aynı şeye odaklanmışlar ama büyük resmi görememişler. Farklı ve bütüncül bakan sonuncu eğitmen içinse çözüm kolay olmuş. Belki de sadece bir balta darbesiyle. İkincisi ise eğer şahinsek, dalın kesilmesini beklememek ve cesaret göstermek ve uçmak. Halbuki bir defa kanat çırpsa uçacak ve derin maviliklere süzülecek. Ama korkuyor. Ta ki altındaki dal kesilip mecbur kalana kadar. Bu arada hani bir ayet var ya, sizin için şer görünen hayır, hayır görünen şer olabilir diye. Aynen onun gibi. Burada dalın kesilmesi ilk bakışta Şahin için şer gibi görünse de onun asli refleksinin ortaya çıkması açısından hayır olmuştur. Bir başka boyutla bakarsak korkuları yenmek de böyledir. Zorunda kalınca yapamayız, yapamam, asla olmaz dediğimiz öyle şeyleri yapar, aşar ve beceririz ki bir diğer mesajsa statükoculuğun insan yeti ve yeteneklerini nasıl dumura uğrattığıdır. Kişiye, yere, pozisyona takılı kalmak ve değişime kapalılık tıpkı Şahin'in bindiği daldan uçmaması, uçamaması gibidir. Eğer sana hayat alanı sağlayan dal, senin gelişimini, inkişafını, ileri gitmeni ve hatta yükselmeni engelliyorsa, dala sadakat ve bağlılık ahmaklıktır. Kimse kalkıp da bu vefasızlık, ihanet ve nankörlük demesin. Çünkü hayat hareketli ve ileri doğru giden bir maceradır. Unutmayın ki hiç hata yapmayan hiçbir şey yapmayandır. Dalda takılıp kalmak, dala sadık olmak, dalla bütünleşmek, evimden çıkmam, kimseden korkmam, korkaklığı ve tembelliğinden başka bir şey değildir. Bereket ancak hareketli olur. Atalarımızın da gezen çakal yatan aslandan iyidir demesinin nedeni rahmet, hareket, bereket üçlemesinin nasıl olacağını göstermesindedir. Son olarak bilelim ki daldaki şahin bir şekilde uçmazsa şahinliğini de kaybeder ve kafeslik kuşa dönüşür. Öyle olduğunda ise kafesteki esaretine isyana hakkı bile olmaz, olamaz. Nacizane fikrim hareketsiz düşünmesiz, körü körüne inanç içinde kendimizi, yaptığımız kendi kafeslerimize hapsetmeyelim. Bir sonraki bir porta yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okur. Gün Medya sundu.